Hiçbir şey düzmece gibi görünmemeli. Gerekirse bir katil bulacaksınız bana. Suikastin Ortadoğu'daki bir takım gizli servislerle bağlantısı olduğuna dair bir açıklama yapmamızın yerinde olacağı kanaatindeyim. Halim Bey, İçişleri Bakanımız hazır. İçişleri Bakanımız hazır. İçişleri Bakanımız Türkiye'nin 11 Eylül olarak tanımladı. Türkiye'nin gücünü test etmeye kalkanlar karşılığını en kısa zamanda vistil alacaklar. Bu bakanın suikastinde kullanılan ok. İşte bu da dün bulduğumuz anmanın üzerinden çıktı. Şu üç olaya bir baksana sen. Terör mü bu sence? Ha? Siz bu bakanın geçmişini araştırdınız mı? Bu üç cinayeti nasıl bağlayacaksınız birbirine? Ne oldu, merak mı ettin? Abi sen geri mi döneceksin? Oğlum ne işin var, gelin. Zanlının adı Barış Görkem. Barış değil ki lan o. Celil Hancı. Vallahi Hancı yolcu ben anlamam, orası beni ilgilendirmiyor. Dur. Milletin böyle bilgilenmesini sağlasak. Nasıl yapacağım lan? Yıldın'la konuşalım. Gazeteci kız yok mu? Bize yardım eder ya. Cezaevinde çok iyi anladım. Ne yaparsan yap, bu ülkede hiçbir şey değişmiyor. Ulrike Hanım da Alman Polis Teşkilatı'ndan Hans Barsch'ın cinayeti için gözlemci olarak geldi. Eyvallah. Sen yaptın değil mi lan bunu? Ha? Bitirdin lan cinayet büroyu. Harun, sen trafiğe. Onda lan. Hayal et. Foto filmi. Ay yeter, ne vurdunuz? Eda, sen de çocuk şubede görevlendirildin. Canım. Nasıl bırakmalar sokaklarda? Ah baba, nereydi müdürüm? Narkotiği. Ne? Ay tamam, ceset meset görmüyor ama bir tuhaf oluyor da. Başka şeyler görüyor, ne yapayım? Bizar oluyor. Barış Görkem dün gece 6 otele birden rezervasyon yaptırmış.